Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bayrakipsiz Sinan. Videoma hoş geldiniz. ETS 2 modsuz vanilya gerçek hayat moduna hoş geldiniz. İlk yurt dışı işimi alıyorum. Ucuz, bedava aslında 39, ya pardon 39 diyorum. 4000 euroya yakın para verecekler. Çok gidilmez, mesafe uzak sayılabilir ama bir kendimi yurt dışına da atmak istiyorum açıkçası. Bir de araba fiyatlarına baktım. En ucuzu 113 bin euro mu? 113 4 bin euro mu? Ne arkadaşlar? Veya 116 bin euro. Onun için araba şu an alamayız. Birkaç iş daha yapacağız. Sonra bankadan kredi almayı, 100 bin euro falan bankadan kredi alacağım. Öyle almayı deneyeceğim. Bir 20 bin euromuz falan olsun. Şu anda yolculuğa gidiyoruz. Yüküme hiç bakmadım. Siz daha iyi bilirsiniz ama böyle farklı farklı yük taşımak güzel oluyor. 17 plakalı aracımıza bindik ve yavaştan yola çıkıyoruz abi. Güvenli yolculuklar. 241 kilometre yolumuz var. İlk yurt dışı yolculuğumuzu yapıyoruz. Sizden böyle bana gaz verici bir mesajlarınızı da bekliyorum. Bu ne abi? Bu düz gitti ya. Buradan sola gideceğiz. Daha sonra buradan sağa gidip geri döneceğiz, değil mi? Evet, geri döneceğiz abi. Az kalsın ters şerit aklımdan çık. Neredeyse ters şeritten gidecektim. İlk fırsatta sola döneceğiz. Yolculuğumuzu tekrar göstereyim. Şöyle Edirne'den böyle yukarı doğru çıkacağız. Direkt Burgaz'a gidiyoruz abi. İlk yurt dışı ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Hadi hayırlı olsun. Pasaportum var benim 10 yıllık. Onunla idare ederiz galiba. İşte gidiyorum. Şöyle iyi ya. Ne çok yukarıda ne çok alçakta. Niye geri gitmedik hala? Ben geri gideceğimizi sanıyorum. Ben mi yanlış gördüm? Geri falan nereye gidiyor? Geri gitmiyoruz ya. Ben nereden çıkardım geri gitmeyi? Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bu niye gitmiyor? Hadi hızlan hızlan hızlan. Bak bak, kırmızı da geçti. Gördün mü çakalı? Şu an 40'ı daha yeni geçtik. Aslında sola yanaşabilirim. Abi yollar falan harika olmuş. Ben bayağı geç kaldım oyunu oynamayı biliyorum ama siz bunu belki bir senedir "Oh wow, come on" falan diyorsunuz ama cidden güzel olmuş oyun. Gerçek hayat serisi güzel ki. Aa bak, evet, ters dönüş. Ben keşke Döner kavşakta dördüncü çıkışı kullanın. hiç şey yapmasaydım ya. Bu kadar ileri gelmeseydim. Bilseydim dönerdim abi. Sağdan devam edin. Nasıl sağdan? Rüya mı gördün? Bana geri git diyorsun, sonra sağdan git diyorsun. Şimdiki çıkışı kullanın. Ben çarpmadım. Araba kendi ilk kazamızı da yaptık ama çok şükür hasar almadık. Değil mi? Ya hiçbir hasarımız yok. Benzin durumumuz iyi. 200 kilometre benzine gider. Yorgunluk sıkıntımız yok. Devam ki. Elimden geldikçe kurallara uymaya çalışacağım. Kuralsız bir şekilde gitmek istemiyorum. Hız sınırı hariç sinyalimi verdim. Hani sinyallere özellikle uymaya çalışacağım. Trafik cezasında kapalı diye tuttum ama trafik cezası, yani hız sınırını kaldırıp de açıp trafik cezasını da aktif edersek yani bir videoyu 3 günde falan çekmiş olurum. O da benim için de sıkıntı olur. Sizin için de sıkıcı olabilir. Kısa zamanda para kazanmamız lazım ama doğru yoldan, doğru bir şekilde, elimizden geldiği en hızlı bir şekilde işimizi doğru yaparak, yeni yolları görerek, hebele hübele yaparak devam ki. Sonra tabelayı görmek istiyorum. Kapı Kule sınır kapısına doğru ilerliyoruz abi. Ve Kapı Kule'ye gitmeyeceğiz bence. Evet, Kapı Kule'ye gitmiyoruz. Bizim Kapı Kule'yle işimiz Soldan yok. devam edin. Var mı? Kapı Kule'ye mi gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Sınır kapıları bile şu an aklıma gelmedi. Bir heyecan yaptım. İleriden göbekten %1 bir hasar yedik. Bu muhtemelen bizden düşürecekler. Harbi üzüldüm yani. Harbi üzüldüm. İlk kazamızı yaptık. Geçmiş olsun. Bir geçmiş olsun dileklerinizi alırım. Her like bir geçmiş olsun arkadaşlar. Her like bir geçmiş olsun. Biraz daha dikkatli gitmem lazım. Sola mı oturdu yine?
Sinyal verirsem durur diye düşündüm. Sağ arkadan gelen. Ama durmadı. Taha aleyküm selam, hoş geldin, selamlar. Ne zaman yazdın? Geç kalmış olabilir mi yazdığını? Kusura bakma. Hızlan. Burada 90 kilometre hız sınırı var. Hamzebeyli ve Kapıkule'ye doğru gidiyoruz abi. Ama biz tabii ki 90'a uymuyoruz. Şu anda 80'e doğru ilerliyoruz ama umarım zorlayacağız. Düz yolumuz var mı önümüzde? Yok. Galiba 80'i çok geçemeyeceğiz. 80'i çok geçebileceğimize inanmıyorum. Yol ona elverişli değil. Teşekkürler Taha'cığım. Sen nasılsın? Hoş geldin. Gayet hızlı gidiyorum. Bence abarttım. Abarttım. O yolda 100 tır ne? Yarış arabası gidemez o hızda. Hayda ben giderim yoruma yazıyorlarmış şimdi. İşte gidiyor. Oy ne gitti. Biz de gideriz abi. Biz de gideriz. Chat bir gaza gelin ya. Facebook chat. Yorumlarınızı yazın bir gösterin kendinizi. Kimler var kimler yok burada. Böyle hübele yapmayın ya. Hayda. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Abi Bulgaristan'a doğru gidiyoruz. Hadi bakayım. Oradan da 4000 euroya yakın sağ alırız. Sağ çıkışı kullanın. Sağda da polisler var. Hamzebeyli. Evet Kapıkule'de değilmiş. Hamzebeyli sınır kapısındayız. Sınır kapısını nasıl yapmışlar merak ediyorum açıkçası. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönmeye hazırlanalım mı? Burada peki niye sola dönebilmemiz için? Sola dönün. Garip bir şerit var. Bu çift şerit yol mu ya? Çift şerit de tersi düzdü mü? Mehmet var bir tek. Hoş geldin. Mehmet Kalasuli'ye yetişemedin mi sabah? Bak Galaftati yayını yetişemedim mi Galaftati'ye? Sınır Hamzebeyli ha. Hadi bakalım. Böyle dışarıdan. Oy çok güzel gözükmüyor mu? Sağdan gitmemiz lazım. En yakın kantara uğramamı istiyor. En yakın kantar neresi? Tamam yeşili verdi. Açılmıyor kapı. Ha ağırlık 25 ton tamam. Daha doğrusu toplam ağırlık 25 ton. Bunun abi kaç tane kapısı var? Burası da pasaport kontrolü mü? Sınır kontrolünü başlatmak için enter tuşuna basın. Belgeleriniz kontrol ediyor. Lütfen bekleyin. İnanılmazsın. Belgelerimde ne gibi sorun çıkacak ki kanka? İnemiyorum ki. Burası benzin alma yeri. Benzinle işimiz yok. Bir de Bulgaristan sınır kapısına uğrayacağız değil mi? Buralar ara bölge anladığım kadarıyla. Tamam açıldı. Bir de hızlı gitme de diyor. 8'de gideceksin diyor. Tamam kanka 8'de gideriz. X-Ray'den mi geçtim? Hiç farkında değilim X-Ray'den geçtiğimi. Sıra geldi Bulgarlara. Hadi bakalım.
Aha Bulgarlar. Yandık. Ters taraftan falan girmedik değil mi? Önce belgeleri istiyorlar demek ki. Gitmiyor araba. Türlü gidemedik abi ya. Abi stres yaptım. Sanki gerçekten sınır kapısındayım. Ne çok kontrolden geçtim. Yeter baba. Tamam al belgelerimi. Her şey usulüne uygun. Bulgarlar daha kolay saldı beni. Kalafiti oynuyorum, oynuyorum. Sabah oynadım ya. Nasıl nadiren? Abi Bulgarlar daha kolay saldı. Bu gerçek mi? Kaç kilometre yolumuz kaldı? Bayağı burada oyalandık ha. 131 kilometre yolumuz var. Ne çıkıştan gelenler bu sağdan mı gitmesi lazım? Abi kaç 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 kaç. Yok yok Allah korusun. Hepsi legal. İllegal bir şey yok. Demin birkaç tane iPhone vardı da onu görmediler. İlerliyorum kanka. Şeyde hiç sesin solun çıkmıyordu. Sınır kapısında. Sınır kapısı var ya full stresti ya. Yemin ederim boğazım kurudu. Boğazım boğazım. Sınır kapısı neydi öyle? Tır hakkında düşüncen ne? Bu oyunu oynayan var mı başka aramızda? Abi yollar baksana da şehir ülke değiştirdim harbi ülke değiştirmiş havası verdi. Yollar bambaşka oldu, tarz bambaşka oldu. Otobüse bak benden korktu. Abi ayçiçeği tarlaları sağda solda tam sınırda yetiştirilecek Sağ şeyler. kalın ve sonra sağa dönün. Vallahi daha güzel oyun var ya. Harbi yani insan ben dedim ki ya tırdan ne zevk alıyorlar. Sağa dönün. Zevk veriyor ya yaşlandığım için sardı. Ya da cidden zevk veriyor abi. Sen girdin mi multiplayer'e Ömer? Sola dönmeye hazırlan. Daha taraftaki tabelaları da okuyamayacağım. Rezil olacağım. Siz bakın abi. Sola dönün. Oda sinyalimizi verelim. Dedim ki ülkeye farklı bir ülkeye girdiğin çok belli oluyor oyunda. Buna baksana. Her seferinde şu kamera açısını ayarlamak da sıkıcı. Bu oyunun ismi Tahacım. ETS2 Edirne Trabzon 2 yazıyorsun ve oyunun ismini görüyorsun veya ünlem playing yaz sana ismini gösterir. Sen de Türkçe belki hani dedim o İstanbul diye sisi var ya onları mı alman lazım bilmiyorum. Hani ben oyun hakkında bir şey konuşamam sen benden daha iyi biliyorsun. Araştır. Hadi bakayım. Edirne'den yok Tekirdağ'dan geldik değil mi? Tekirdağ'dan Bulgaristan yolculuğu. Şu an Bulgaristan'dayız. Yükümüzü vermeye gidiyoruz. Ve ilk yurt dışı yolculuğumuzu da bitirmek üzere sayılabiliriz. Bakalım ben gitgide Avrupa'ya gitmek istiyorum. Gitgide Avrupa'ya gitmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Birkaç sefer yaptıktan sonra Döner kavşakta üçüncü çıkışı. Borç da olsa kendi çekicimi almak istiyorum ama garajım İstanbul'da. Şimdiki çıkışı kullanın. Ayda şimdi al. Ama gerçi ben kendi çekicime binip gitmeyeceğim. Çekiciyi kiraya vereceğim.
Kiraya vermek değil de şoförü vereceğim. Aslında ayarlarda ele baktım. El ayarlanabiliyor mu diye. Evet, ayarlanabiliyorum. Ama şu an bulamadım. Çok da şey yapmak istemedim. Daha sonra bakarız. Kaç kilometre yolumuz kalmış? 45 kilometre. Yaklaşık 40 dakika sonra, 41 dakika sonra orada oluruz diye tahmin ediyoruz. Umarım istediğimiz saatte, istediğimiz zamanda orada olacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız abi. Kesinlikle ve kesinlikle bir Türk'ün işini kötü yapıyor olarak göstermeyeceğiz. Zamanında, hatta erken bir vakitte orada olacağız abi. Alt tarafı şunun sırasında 33 kilometre kaldı. 250 kilometre mi ne işti bu? Tam hatırlamıyorum ama 200 civarındaydı. Ya da 300 müydü? Hatırlamıyorum, sallamayayım. Sonuç olarak hedefimize ulaşmaya sadece 26, 25, 24, 23 diyebileceğimiz şekilde azalan bir mesafe kaldı. Biraz yavaşladık. Yanlış iş yapmayalım. Yanlış iş yapmayalım. Yanlış iş yapmayalım. Görüşürüz Ömer'im. İşte gidiyorum. Farları da yakalım. Farlar nasıl yanıyor da böyle? Burada bir hata yaptım da çıkar herhalde. Neredeyse yükümüzü teslim etmeye geldik. İstanbul'dan yurt dışına ilk işimizi yapmış bulunuyoruz. Çok az kilometre kaldı. Çok az kilometre kaldı. Alt tarafı 5 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. İçimizde gururumuz var, mutluluk var. İşimizi sağ salim teslim edebileceğiz. Bir sıkıntı olmadan ve ilk yurt dışı ziyaretimizi de gerçekleştirmiş Sola olduk. dönün ve sonra sağa dönün. Sol sağ mı? Sağ ne taraf kanka? Buradan mı gitmemiz lazım? Biri çıkış, biri giriş galiba. Yine yanlışlıkla TP kaybetmek istemiyorum. TP'yi kazanabilmek Son için durağa geldiniz. sefer hani bu mu o mu diye kontrol etmeyeceğim. Direkt tıklayacağım abi. Şimdi aracımızı ta buraya park etmemizi istiyor. Aa, burayı park edebilirim. Direkt gidersek 90 TP alırım abi. Yukarıdan gideceğiz değil mi? Umarım geri geri falan değildir. Geri geri değilse işlem tamam. Geri geri ise sıkıntı. Bir dakika. Geri geri. Kendime inanıyorum be. Bu korkudan da atlamam lazım. Hadi bakayım. Olmadı, düz giderim. Sonra dikine geri geri gelirim. Biraz böyle. Olmadı. Olmadı. Tam tersi yapmam lazım biliyorum ama o kabiliyet şu an bende yok. Böyle biraz gidersek. Hadi koçum. Biraz daha. Harikasın. Şimdi toparla, toparla. Toparla. Tamam. Dik. Dur. Tekeri bir toparla. Tam tersi değil mi? Biraz daha şöyle yapmam lazım sanki. Tamam, tekeri toparla. Dikine gidiyoruz abi. Çarpar mı? Çarpar. Bu benim için biraz işkence ya. Biraz işkence de o TP'yi istiyorum. Şöyle ilerlersek sanki yapacak. Harikasın be rakipsiz. Biraz kötü oldu, biraz kötü oldu. Toparlayacağız, toparlayacağız. Ama çok da kötü değil. Profesyonel olsa da böyle olurdu. Lütfen kabul et burayı. Kabul et burayı. Etti. Kendimi alkışlıyorum. Kendimi alkışlıyorum. Kendimi alkışlıyorum. Helal ki. Toplamda 3.900 euro aldık. TP'mizi de aldık. Level de atladık. 2 seviye olduk.
Bana dediler ki değerli yük abi değerliye ver. Değerli hangisi bu? Ha ben burada değerli var sanıyordum. Tamam değerli yüke verelim. Hadi değerli yüke vermemiş dediniz. Ben de öyle yaptım. Bence ikinci bölümünün de sonuna gelelim. Devamı için videoyu beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Facebook'ta canlı yayınım devam ediyor. Ama YouTube için videonun sonuna geldik. Bayağı da mutlu oldum abi. Facebook'a tekrarlıyorum. Canlı yayınımız devam ediyor. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayata daima come on demeyi ihmal etmeyin. Gerçi Facebook'ta çok izlenmiyor. Hatta hiç izlenmiyor. 5, 10, 15. Bunlar bir rezillik ama neyse yapacağız. Mehmet ben Call of Duty sabah oynadım haberin olsun. Yayın tekrarına bakmak istersen izleyebilirsin. Çok fazla galibiyet almadım ama ya da evet 1 2 1 veya 2 galibiyet aldım galiba sabah. Ama çok umursamadan oynadım. Şimdilik ya bir saat şimdilik biraz ETS'ye bir saat izin verin. Bir saat yeter ETS için. Akşam 19 gibi veya 18 gibi ya Call of Duty oynayacağım ya bunu oynayacağım. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın.